Var. Ama işte İsviçre'deki özellikle vatandaşlarımız ve soydaşlarımız bu konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürürlerse böyle bir tehlikenin de önüne toptan geçilmiş olacak. Evet. Zaten İsviçre'deki sağduyulu yöneticiler de şimdi o mahkemenin vereceği karara sığınmış durumda. Yaptıkları açıklamalardan o görünüyor ama mahkemeye başvurulması gerekiyor öncelikle. Efendim, bir iki haberimizi de şimdiden verelim diyorum. Daha birçok haberimiz var. Konserler var. Mesela İntizar konser verdi Avusturya'da. Onun dışında çok ilginç sergiler açıldı Almanya'da. Ama ondan önce biraz da siyaset diyelim. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'daydı. Ama Kılıçdaroğlu Almanya'da istediklerini anlatamadı. Niye? Çünkü Genel Başkan Yardımcısı Onur Öğmen'in Dersim gafı Kılıçdaroğlu'nun Almanya toplantılarına damga vurdu. Mustafa Bozturgut'un haberi. Ya, toplantıyı terk ediyoruz. Almanya'daki Neufahren Alevi Kültür Merkezi ile Türk-Alman Dostluk Federasyonu tarafından düzenlenen toplantıya giden CHP Grup Başkan Vekili Kemal Kılıçdaroğlu Dersim protestosuyla karşılaştı. Tabii ki bu protesto CHP'de son dönemde yaşanan Onur Öğmen kriziyle ilgiliydi. Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'ye yüklenerek başladığı konuşması CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öğmen'i istifaya davet eden protestocular tarafından kesildi. Ve toplantıyı terk ediyoruz. Protestolar bununla da bitmedi. Münih merkezli Türk Transportçular Birliği'nin zamanında büyükelçi iken onur üyesi yaptığı Onur Öğmen'in bu üyelikten çıkarıldığı birlik başkanı Halis Ateş tarafından salonda açıklandı. Kısacası Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'daki toplantısına Onur Öğmen'in Dersim gafı damgasını vurmuş oldu. Evet efendim, politika zor zanaat. Ne demişler büyüklerimiz? Eline, beline, diline, her şeye hakim olacaksın. İşte bazen gaflarda sadece insanları değil partileri de böyle zor duruma düşürebiliyor. Politikayı bir kenara bırakalım. Bir güzel festival vardı, bir çocuk festivali vardı. Bu festivali de Mustafa Bozturgut izledi Almanya'da. Gelin o festivalle birlikte biraz yüreklerimizi su serpilsin. Bu görüntüleri izleyen çoğu kişinin bizim zamanımızda bu oyuncaklar yoktu dediğini duyar gibiyiz. Gerçekten de görüntüleri izleyince insanın çocuk olası geliyor desek yalan olmaz. Uyum Dostluk Kültür ve Gençlik Derneği, Birleşmiş Milletler'in çocuk haklarını kabul edişinin 20. yılı nedeniyle Uyum'da çok renkli bir çocuk festivali düzenledi. Festivalde çocukların eğlenebilmesi için deyim yerinde ise yok yoktu. Yaklaşık 400 çocuğun ve gencin katıldığı festivalde çocuklar resim yaptılar. Mini konserler verdiler. Folklor gösterisi sundular. Ve sihirbazlık gösterisi izlediler. Karagöz ve Hacivat'ı Türkiye dışında yaşatmaya çalışan Hatice Güler Mayzel, önce nasıl yapıldığını öğretti, sonra da mini bir gösteri yaptı. Tin tin, tini mini hanım seni seviyor canım, seni seviyor canım. Gençlerin yaptığı senkronize sokak dansıysa nefesleri kesti. Müzik
Evet, çocuklar her zaman hep güzeller. Onlar bizim gerçekten çiçeklerimiz. Efendim, Avrupa'da 7 güne devam edeceğiz. Interna'nın yönetim kurulu başkanı Sayın Ali Turan burada. Yine Interna yöneticilerinden Uğur Bey burada. Çok ilginç bir öyküsü var Interna'nın. 25. yılında ve hala aynı telefon numarasını kullanıyor. Ve Ali Turan krizi kendi lehine çevirdi. İş hacmini genişletti. Peki bunun sırrı ne? Hep birlikte öğreneceğiz canlı yayında kendisinden. Ama çok küçük bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra bir aradayız. Sakın bizden ayrılmayın.